Sultanım. Beni görmek istemişsiniz, lakin bağışlayın, fazla vaktim yok. Olan bitenden haberim var. Farya'yı görmek istedim, lakin mani oldular. Eğer sen yardımcı olursan... Sultanım, bu mümkün değil. Silahdar, o sadece abimi değil, beni de kandırdı. Geldiğinden beri yanımda. Hem belki sizden gizlediği şeyler vardır. Münasip bir zamanda ağalara haber ederim, gidersiniz. Silahdar. Nedir bu acelen? Mütemadiyen gidiyorsun. Biraz daha kalsan. Kalmayı isterdim sultanım. Lakin dediğim gibi hadiseyi tetkik ediyorum. Gitmem lazım. Peki. O vakit dönünce konuşuruz. Akşam seni bekleyeceğim. Zira sana söyleyeceklerim var. Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri! Sultanım. Validesine dahi esip gürleyen hünkâr oğlum ne hikmetse düşünmek istiyor. Sebebi belli. Hatun gözünü boyadı aslanımın. Bağışlarsa hiç şaşırma. Silahdar Ağa da beni çağırdı. Bohçacı Payka Hatun sual etti. Ben de Eser Hatun'a havale ettim. Neymiş mesele? Gel. Beni emretmişsiniz hünkârım. Abaza Mehmet Paşa'ya bir mektup yazmanı söylemiştim sana. Prensesin validesiyle alakalı. Epey vakit oldu hünkârım. Çoktan ulaşmıştır. Cevabı da gelmek üzeredir. Ulaştığına emin misiniz paşam? Başkasının eline geçmiş olmasın. Hünkârım ben her daim olduğu gibi en güvenli şekilde yolladım. Madem öyle, İşvan denen alçak kraliçe Ketrin'i nasıl buldu? Bağışlayın fakat bilemiyorum. Belki yolda birilerinin eline geçti. Yahut Bosna'da. Yahut birilerine söyledim. Ne de olsa içimizde hainler var. Allah için kimseye bir şey demedim. Mümkün mü hünkârım? Senelerdir bu sarayda hizmetinizdeyim. En mahrem fermanlarınızı dahi ben yazıyorum. Eğer bana itimadınız yoksa, şüphe dahi ediyorsanız boynum kıldan incedir. Çekilebilirsin. Hünkârım, Sinan Paşa bunca zamandır divanda. İsyan günlerinde dahi size sadıktı. En ufak bir kusuru vaki değil. İhanet edeceğini sanmıyorum. Efendim, Prenses Farya zindana atılmış. Sorgu sual ediliyor. Annesinin yerini bildiğim için benden de şüphe ettiler. Seni takip etmediklerinden emin misin? Eminim. Lakin bir müddet görüşmemekte fayda var. Dikkatli ol Sinan, dikkatli ol. Yüzdük, kuyruğuna geldik. Sultan Murat sefere çıkar çıkmaz hemen harekete geçeceğiz. Emredersiniz. Bu arada senin firari sipahileri buldum. Bu işi onlara havale et. Neredeler? İnsan en beklemediği yerden yara alıyor bu alemde. İtimat etmek zaten zor. Lakin hiç kimseye itimat etmeden de nasıl yaşanır ki? Hünkârım, kul dik durdukça sınayanlar çoğalıyor devranda. Kimdir sizi bu kadar kedere boğan? Yoksa Prenses Farya mı? Biz yeri gönlümüz olsun istedik. O zindana tercih etti. Ben ona kapımı açtım. O bana ihanet etti. Hünkârım, vaktiyle Şemsun adında çok kudretli biri yaşarmış. Düşmanları onu bir türlü dize getirememiş. Demişler ki, bu da herkes gibi Ademoğlu. Onun da bir zayıf yanı olmalı. Ve Şemsun'un zayıf yanını öğrenmek için güzel bir hatunu yanına yollamışlar. Hülasa bu güzel hatun Şemsun'u kendisine aşık edip sırlarına vakıf olmuş. Şemsun'un kudreti uzun saçlarındaymış meğer. Bir gece Şemsun uyurken o güzel hatun kalkıp saçlarını kesmiş. Böylece sevdiği kadın tarafından ihanete uğrayan Şemsun düşmanlarına yakalanmış. Demem o ki hünkârım, insan kendisini en çok sevdiğinden korumalı. Zira en yakının en fazla yakınındır. Yazık. Ne hale düşürdün kendini. Sultanım. Sana inanmıştım. Güvenmiştim. Valideme karşı bile senin yanında durmuştum. Tıpkı Hünkâr abim gibi. Oysa şimdi senin burada istemeyenleri haklı çıkardın. İnsan bazen sevdikleri için hiç istemediği şeyler yapar. Ucunda ölüm bile olsa razı gelir. İşte benim vaziyetim bu. Hünkâr abimi de sevdiğini sanmıştım. En azından ben öyle sanmıştım. Yanılmışım. Sen hiç sevmemişsin. Keşke dediğimiz gibi olsa. Keşke sevmeseydim. Belki daha az acı çekerdim. Ama öyle bir ateş düştü ki içime şimdi. Ölümden de beter. Ben bilmiyordum sultanım. Kalbimin ateş olup beni yakacağını ben bilmiyordum. Kimsin sen? Geri dur Sarı. Sarı! Hoş geldin Sinan Paşa. Lakin hoş görmedim Yemişçi. Günlerdir peşindeyim. Yalnızca kendini değil, hepimizi tehlikeye attın. Senin haddine mi düştü benden habersiz iş görmek? Bağışlayın paşam. Hadiselerin bu raddeye geleceğini tahmin edemedim. Kösem Sultan'ın gözünü korkutalım. Anlaşmaya razı edelim dedik. Anlaşma yok. O fasıl bitti. Bu meseleyi kökten halledeceğiz. Silahdar Ağa geldiler mi? Has odabaşımız henüz gelmediler sultanım. Atike? Hünkârım? Ne yapıyorsun sen burada? Sizi bekliyordum. Farya ile alakalı. Nasıl bir hüküm vereceksiniz bilmiyorum. Lakin kararınızı vermeden evvel bilmenizde fayda gördüğüm bir husus var. yanına gittim. Niyetim ona haddini bildirmekti. Bizleri kandırdığı için. Lakin öyle şeyler söyledi ki... buna mecbur kaldığına inandım. Artık onun söylediklerinin bir hükmü yok. Aşkın da mı hükmü yok? Ben evvelden de anlamıştım zaten. Lakin bu kez gözlerinde gördüm. Hünkârım, aynı şeyi sizde de görüyorum. Onu affedin diyemem. Nihayetinde Farya büyük bir suç işledi. Dairene dön Atike. Bir daha da üzerine vazife olmayan mevzulara girme. Al elini arkaya. Başla. Dur. Nihayet yüzünüz gülüyor sultanım. Acı çekmekten yoruldum Silahdar. Gerçi bu sarayda saadet bir hayal. İnsanın sureti içinin aynasıdır sultanım. Orada her daim umut olmalı ki insan en zor günlerinde gülümseyebilsin. Aferin. Hünkârım. Dur. Başla. Yüz çevirmeyin bana ne olur. Yokluğunuza dayanamıyorum. İçim acıyor. Bağışlayın. Ben her şeyi sizin için yaptım. Sizi her şeyden çok sevdiğim için. Hava soğudu. Hareme götürün. Sabırlı ol Ayşe. Haline şükret. Hiç değilse hala buradasın. Hünkârım. Ne hoş tesadüf. Ben de size teşekkür etmek için fırsat kolluyordum. Hoş geldin Gülbahar Sultan. Hekimlerin vaziyetinle bizzat alakadar olacaklar. Yüce gönlünüzle lütfedip beni sarayınıza kabul ettiniz. Sayenizde yıllar sonra oğluma kavuştum. Rabbim sizi sakınsın. Saltanatınız daim olsun. Nihayet saraydayız Zeynel Ağa. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Çok şükür sultanım. Vaktiyle toprağa ektiğimiz fidanların meyve verme vakti geldi. Hünkârım, zindana bir hekim yolladım. Zira Prenses Farya'nın yarasının kötü olduğunu söylediler. Ne lazımsa yapılsın. Hünkârım, bu meselenin sizi ziyadesiyle üzdüğünün farkındayım. Hislerin gölgesinde bir karar vermek oldukça güç. Ben kararımı verdim Silahdar. Allah! Hadi hekim kadın hadi! Bastılar bana! Kasvet çöktü üstüme hadi! Bitti lalezer kalfa. Ateşi var biraz. Şunu da içsin. Bırak oraya hadi çıkalım artık. Hadi Allah! Saray böyledir işte. Ne prensesliğine güveneceksin ne sultanlığına. Hünkârımıza sadık olmayan belasını bulur. Beni buraya neden getirdin İşvan? Yalnız yemekten hoşlanmadığımı biliyorsun. Otur! Otur dedim! Sen bana aitsin Ketrin. Sadece masamı değil, yatağımı da paylaşacaksın. Hala hayatta olmanın sebebi bu. O halde ölmeyi tercih ederim. Yemeğini. Kızım Farya senden intikamını alacak. Bu sözlerimi unutma. İşvan. Farya önce kendini kurtarsın. Bu barbarlar yakında onu öldürecek. Benim seni vurmam gerek aslında. Sultanım. Canım uğrunuzda feda olsun. Dün gece gelemediğim için bağışlayın beni. Makul bir sebebiniz vardır elbet. Devlet işleri. Tahminimden uzun sürdü. Siz ne konuşacaktınız sultanım? Mühim demiştiniz. Öyle bir ateşe düştüm ki. Ölmekten beter. Ben bilmiyordum. Kalbimin bir ateş olup yanacağını bilmiyordum. Öyle dedi. Nasıl? Kim dedi? Farya. Sevmek böyle bir şey herhalde. İnsanın aklını da, ruhunu da ele geçiriyor. Yanacağını bile bile yine de vazgeçmiyorsun. Sen hiç böyle hissettin mi? Benim vaziyetim belli sultanım. Hünkârımızın sadık bir neferi olarak vazifelerim belli. Böyle hislere kapılmam mümkün değil. Sen yine de büyük konuşma Silahdar. Bir rüzgar eser, kapılıp gidersin. Kemankeşah. Sultanım. Nereden icap etti ava çıkmak? Hünkârımız öyle istediler. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Nerede peki? Bursa civarına gittiler. Sultanım. Belki bilmek istersiniz. Prenses Farya hakkında hüküm verildi. Verdi sonunda. Öldürecek beni. Ona söyle. Sultan Murat'a söyle. Eğer biraz cesareti olsaydı kendi elleriyle öldürürdü beni. Yürü hatun. Yürü. Prenses! Madam! Madam! Madamı bırakın. Kemankeş! 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 Madamı bırak, onun hiçbir suçu yok. Bırak onu. Lütfen. Kaçsın! Lütfen bırakın onu. Ne olur! Lütfen yapmayın! Lütfen! Kaçsın! Bunu başaramadım. Affet beni. Lütfen! Hayır! Lütfen! Hayır! Hayır! Ben inerim. Ben inerim. Bırakın. Dokunmayın bana. Ah! Beni görmek istemişsin. Ben sana ihanet etmek istemedim. Mecbur kaldım. Ama sen beni dinlemeden hükmünü verdin. Vazgeçtin benden. Sen vazgeçtin. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey bana ihanet ettiğin hakikatini değiştirmiyor Farya. Yanlış yollara saptın. Bunun bir bedeli olacak elbet. Razıyım. Zaten ölmüş bir insanı öldüremez. Ben o gece senin gözlerinde hayal kırıklığını gördüğüm gece öldüm zaten. Ne yaparsan yap. Daha büyük bir ceza veremezsin bana. Demek burada anlayacaksın canım. İlk gün beni buraya getirmiştin. Çok güzeldi. Aylardır ilk kez yüzüm gülmüştü. Burada başladı her şey. Burada bitecek. Bu kadar mı korkuyorsun ölmekten? Korkutucu olan ölüm değil, kaybetmek. Kaybetmek. Sevdiklerimi kaybetmek. Zaten ne geldiyse bu yüzden geldi başıma. Sevdiklerimi korumak için. Ben de seni korumak istedim. Lakin sen... Canını bağışladım Farya. Seni Erdel'e götüreceğim. Amcan ölecek. Validen kurtulacak. Ve ben seni orada bırakacağım. Her şey bitecek. Bir daha zinhar yüzümü göremeyeceksin. Hiç olmamış gibi. Hiç yaşanmamış gibi.